Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber yeni pratik çok lezzetli bir tarif yapacağız. Videonun sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Haydi bismillah deyip tarifimize geçelim. Tarifimiz için mercimeğimizi öncelikle yıkadım, tencereme aldım ve üzerine yeteri miktarda suyunu ilave ettim ve ocağa götürüp iyice pişinceye dek kaynattım arkadaşlar ve ardından gördüğünüz gibi mercimeklerin püre kıvamına geldi. Üzerine burada ben bulgur ilavesini de yapıp tenceremin kapağını kapatıyorum ve üzerine baharatlarını da ilave edip artık böyle bulgurun yumuşamasını bekliyorum. Mercimek ve bulgur diğer tarafta demlenirken biz de sosumuzu hazırlayalım. Sosumuz için sıvı yağımızı tavamıza alalım. Üzerine şöyle yaklaşık 1,5 tatlı kaşığı salçasını ilave edelim ve ben burada 2-3 diş kadar da sarımsak ilavesi yaptım ve ocakta iyice sarımsaklar aromasını verinceye dek pişirdim. Sarımsak koymayabilirsiniz de tamamen tercihinize kalmış. Ardından sosumuzu ocaktan aldım. Üzerine bol nane ilavesi yaptım ve bu şekilde sosum hazır hale geldi. Artık bir kenarda bekletebilirim. Gördüğünüz gibi bulgurum da demlendi. İyice suyunu çekti mercimekle beraber. Şişti arkadaşlar ve şu an yoğurma aşamasına da geçebiliriz. Daha iyi rahat yoğurmak için şöyle genişçe bir karıştırma kabının içine öncelikle alıyorum bütün malzememi ve üzerine arkadaşlar burada yavaş yavaş su ilavesi yapacağım çünkü çok kuru olacaktır bulgur. Su ilavesi yaparak iyice hamur kıvamına gelinceye dek yoğuruyorum. Bulgurum iyice kıvam almaya başladı. Şöyle bir kontrol de edelim. Gördüğünüz gibi iyice yuvarlanıyor arkadaşlar ve şekillendirme aşamasına da bu şekilde geçiyoruz. Burada arkadaşlar ben top top yapmayı tercih ettim. Büyüklüğünü tamamen kendi tercihinize göre yapabilirsiniz. Ben misketten birazcık büyük toplar yaptım ve servis tabağına aldım bu şekilde. Bütün harcım bitinceye dek aynı işlemi uyguladım. Dilerseniz söbe şekilde de yapabilirsiniz. Dilerseniz yuvarlak şekilde de yapabilirsiniz. Her şekilde de güzel oluyor arkadaşlar. Ve üzerinin sosu olarak da bir kase yoğurduma bir iki diş sarımsak ilavesi yaptım. Yeteri kadar tuzunu ilave ettim. Ve bu şekilde de yoğurtlu karışımlı sosumu da hazır hale getirdim. Bu arada arkadaşlar diğer salata tariflerime de bakmak isterseniz kanalımdan salatalar kategorisinden bakabilirsiniz. Birbirinden lezzetli salatalar mevcut. Sosum hazır, yoğurtlu karışımım hazır, toplarım hazır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yoğurtlarımızı şöyle köftelerimizin üzerine gezdiriyoruz her yerine gelecek şekilde ve üzerine hazırlamış olduğumuz salçalı sostan da ilave edip servise hazır hale getiriyoruz. Gerçekten şahane oluyor arkadaşlar. Hem böyle misafir masalarınıza yakışan hem böyle sunumu şık olan çok güzel bir lezzet oluyor. Kesinlikle yapmanızı tavsiye ediyorum. Minnak mercimekli bulgurlu köftem artık servise hazır hale geldi. Şahane bir lezzet oluyor arkadaşlar. Böylelikle bir tarifimin ve bir videomun daha sonuna geldik. Eğer ki tarifimi ve videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Eğer ki arkadaşlar beğendiyseniz muhakkak yorum atarsanız da kanalıma destek olursanız çok çok sevinirim. Farklı tariflerde, farklı videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, sevgiyle kalın.